Enfes Mutfak kanalım ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere Yozgat'ın meşhur tel tel kat kat ayrılan saya çöreğini yapacağım. Buyurun şimdi tarife geçelim. Öncelikle hamurumuzu yoğurmakla işe başlıyoruz. Bunun için 1 çay bardağı yoğurt, 2 su bardağı süt, 1 tatlı kaşığı tuzu yoğurma kabımın içerisine alıyorum ve güzelce çırpıyorum. Çırptıktan sonra un ilavesini yapıyorum ve bir pakette kabartma tozunu unun üzerine boşaltıyorum ve 4 dakika kadar güzel yumuşak ele yapışmayan pürüzsüz bir hamur olana dek güzelce yoğuruyorum. Benim kullandığım un miktarı toplamda tamı tamına 6 su bardağı oldu. Fakat kontrolü ekleyin değişiklik gösterebilir. Hemen sizlere hamurun dokusunu yumuşaklığını da göstereyim. Bakın gayet yumuşak bir hamur fakat ele yapışmıyor. Hamuru unlamış olduğum tezgaha alıyorum ve birazcık toparlayıp 4 eşit bezeye bölüyorum. servis tabağına birazcık unlayıp bezeleri tabağın üzerine diziyorum ve üzerine streçleyip küçük de bir bez kapatıp bir 15 dakika kadar dinlendiriyorum. 15 dakikanın sonunda artık sırayla Bezelerimi açmaya başlıyorum. Birazcık undan destek alıyorum. Her bezeyi açtıkça kenara alacağım ve bu şekilde 4 bezeyi bitireceğim. İlk başta küçük merdane ile açtım. Biraz büyüttükten sonra da oklava desteği ile bayağı incelttim. Açabildiğimiz kadar açalım ve ihtiyaç duyduğunuzda birazcık un serpebilirsiniz ama çok kullanmamaya özen gösterelim. Şimdi inceliğinde sizlere şöyle göstereyim. Ve ben dördüncü bezeye geldim açtım. 100 gram eritmiş olduğum tereyağının içerisine küçük bir çay bardağı sıvı yağını boşaltıp karıştırdım. Ve hamurun yüzeyini hiç boşluk kalmayacak şekilde güzelce yağladım. Ve şimdi ikinci bezeyi üzerine alıyorum. Yine yağlayacağım. Üçüncü bezeyi alacağım. Ve yine yağlayacağım. Dördüncü bezeyi alacağım. Hamurları üst üste serdiğimizde alttaki hamurun boyutuna göre kenarlarından çekiştirerek eşitleyelim. Ve son katmana geldim. Dördüncü hamurun yüzeyine ve son katmanı da güzelce yağlıyorum. Hiçbir yerinde kuru yer kalmamasına özen gösteriyorum. Yağlama işlemini tamamladıktan sonra ekranda gördüğünüz gibi rulo şeklinde sarıyorum. Ne çok sık olacak, ne de çok gevşek olacak. Orta ayarda sarıyorum. Bu arada şöyle küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone olmayan arkadaşlarım var ise ücretsiz bir şekilde abone olabilirler. Sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Hatta aşağıdaki zil işaretinde açarsanız yeni tariflerde görüşürüz inşallah. Şimdi hamuru yağlı kağıdın üzerine alıyorum ve tekrar yüzeyini streçle kapatacağım. Ve 1 saat kadar dinlendireceğim. Ben 1 saat dinlendirdim. Fakat vaktiniz kısıtlı ise 30 dakikada yeterli olacaktır. Bir saatin sonunda artık hamurumu açmaya başlıyorum tekrar. Yine yağlı kağıdın üzerinde açmaya devam edeceğim. İsterseniz eliniz ile isterseniz de merdane yardımı ile açabilirsiniz. Çok fazla baskı uygulamamaya çalışıyorum hamurun patlamaması için. Ne çok kalın açacağız ne de çok ince açacağız. Orta ayarda kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ve açmış olduğumuz hamuru yağlı kağıtla birlikte tepsinin içerisine alıyorum. Üzerine bir tane yumurtayı kırıyorum ve her tarafına güzelce sürüyorum. Eğer yumurtadan birazcık rahatsız olan arkadaşlarımız var ise sadece sarısını kullanabilirler. Bu arada fırınımızda açtık 180 derecede alt üst ayar fanı da açık bir şekilde pişecek. Çatal ile de üzerine böyle şekil veriyorum. Video biraz uzun gelebilir size ama sonucu gördüğünüzde gerçekten bana hak vereceksiniz. Şimdi fırına. 30-35 dakikanın sonunda nar gibi kızardı benim çöreğim. Hemen sıcak sıcak sizlere bölüp tel tel, kat kat tüm katmanlarını göstermek istiyorum. Umarım videomu izlemekten keyif almışsınızdır. Umarım videomdan yararlanırsınız, dener ve sonuçtan da memnun kalırsınız. Verdiğim tüm detaylara uyarsanız emin olun ki bu güzel çöreği sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz. Katmanları sayılamayacak derecede çok görüyorsunuz kat kat, tel tel. Yozgat'ın meşhur saya çöreği. Ama biz Sivas'ta buna yağlı çörek deriz. Sıcak sıcak kahvaltıda enfes bir şekilde tüketebilirsiniz. Deneyecek arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerde görüşebilmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Buralarda kalın, hoşça kalın.